Sen kuzum, sen şimdi kimi çok beğeniyorsun yabancılardan? Şu son James Bond'u çok beğeniyorum. Daniel Craig. Şuradan geldi Daniel Craig. Hı-hı. El ele çıkar mısın? Yok çıkmam. Kocamı seviyorum. Bırakmam ben. Yeme beni ya. Benim hayali şeyim var öyle hemen. Çıktı, işte hayali geldi. Geldi, gidelim ben, dedi. Hayır bırak gitmem tabii ikisinde. Allah Allah. Senin gibi satacağım. Yani. 2 dakikada. Ne güzel tartışıyorlar ya. Çekirdek getireyim mi? Gitmezsin. Yok gitmem. Sence şu an şey mi yapıyor? Bence azaltıyor. Neyi? Gider miyim gerçekten? Bence gider. Gidersin. Adam yanıyor pınar pınar pınar. Ne oluyor lan? Ya benden daha sert adam hep moderatör oldu bir anda. Yanıyor adam. Hanımlar beyler, hello. Bendeniz Mesut Süre. Evimdeki psikolog.com'un sunduğu ilişki testi alkışlarla başlıyor. Haydi bakalım. Rekor katalım. Canım seyirci be. Hadi bölümün uğru olsun. Lallala. Eyvah. Eyvah mı? Direkt bize döndü. Evet. Hocam. Ben şimdi çok ilişki testi çektiğimiz için size dönmem sence de normal değil mi? Normal tabii de. Tabii. İşte başıma geleceklerden korkuyorum. Hiçbir şey olmaz. Sevgili Edis, sevgili Pınar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Edis'im senle başlayalım. Kaç senelik bir ilişki bu? Tanışalı 18 sene ama 17 senedir birlikteyiz. Evlenince 14 sene oldu. 14 sene oldu. Evet. Galiba bir de içime doğdu ikizleriniz var. Var, ikizlerimiz var. Yaşları kaç? 8. Nerede tanıştınız kuzucuğum? İş yerinde tanıştık. Aynı şirkette bir akaryakıt firmasında o pazarlamada çalışıyordu. Ben de satış destek. Böyle şeyler mesela hoş karşılanmaz. Tabii bayağı biz gizli kapaklıydık. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yaş ortalamamız bayağı yüksekti. Genç olarak işte çok az insan vardı. Ben stajyer olarak girmiştim. Daha sonra Ediz geldi. Dediler ki bak işte yakışıklı falan. Ay dedim ne yapacağım bu kabak kafa kart sesliği dedim ben. Kabak kafa? Kart sesli. Bir de böyle sesli kart böyle sesli. Değildi. Evet, evet. Aynen. Maça gidiyor klasik, bağırıyor, çağırıyor. Sonra nodül oluşuyor sesinde. Çok farklı bir sesi vardı. Kocana hiçbir gereği yokken şerefsiz de demek ister misin durduk yere? Hiçbir şey yok ortada, kaba kafa kart sesliyor adama. Peşinden mi koştun hocam? Koştum. Bir de şey, kaçan kovalanır. Ben ne kadar istediysem o hayır dedi. Çünkü ben Ankara'dan yeni taşınmıştım. İşte yeni iş, yeni şehir. Biraz ben böyle dedim takılacak biri arıyor herhalde. Bana takılmasın, başkasına takılsın muhabbeti. Öyle dedi. İlk flörtöz buluşma nereye gittiniz? Ya ilk gerçek hani evet, romantik buluşmamız. Bir yine böyle bir talk show'a gitmiştik. Kime? Ata Demirer'e gitmiştik. Tamam. Ne güzel. İşte stand-up'a. Stand-up'a gitmiştik. Aynen. Evet. İlk dışarı çıktık. O gün mü el tutuşuldu? O gün el tutuşuldu. Evet. O gün öpüşüldü mü? Yok. Yok. Hayır. İlk öpüşme? Bir cumartesi günü ben böyle bir düğün müğün çıktım böyle Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçtim. Bütün gün dışarılarda sürttüm bürttüm. Sonrasında akşamüstü onunla buluşacağız. İşte o Pınar ve arkadaşlarıyla buluşulacaktı. Ondan sonra akşam onun arkadaşlarıyla işte bir şarap evine gidildi, yemek yendi falan filan. O gün akşamı ilk işte el tutuşma. Öptüm. Nerede öptün? Moda'da ya da Kadıköy'de Moda'da. Bir yerdeydi şimdi hatırlamıyorum. Çok mekanda? Hayır yok. Bir yani artık bir sürü yere gitti. Ondan sonra arkadaşlarımızın evine bir gidildi. İşte en son İçkileri burada içelim falan hikayesini. Evde işte ben ayrılmadan önce son baktım gidiyorum ben artık. Dedim öpeyim. Öptüm. Öptüm yanıma kârdır. Şimdi sizin ikizleriniz var. Adları ne? Can ve Kaan. Can ve Kaan. Nasıl kuzucuk iki tane canavarı büyütmek? Zor çünkü bir de onlar, eşim ikizler burcu, tesadüfen onlar da ikizler burcu oldu. Evde 3 tane ikizler burcu erkekle uğraşmak fazla oluyor bazen. Öyle mi? Yorucu oluyor. Kime düşkün çocuklar? Bana tabii. Öyle mi? Hı hı. Nereden anlıyoruz bunu? Ya Ediz satış işinde, o yüzden seyahat çok ediyor. Çocuklar doğal olarak benle daha çok vakit geçiriyorlar. Öyle olunca ilişki o şekilde. Ya ben gideyim de benim yerime yatakta yatmak için zaten yoluma bakın. Yani baba gitmiyor mu? Akşam anneyle beraber biz yatalım. Piçlere bak ya. Gitseler yeter artık. Senin yatağında yatıyorlar. Tabii. Ha, evet. Var mı aşık olduğu kimseler çocukların? Bir tanesinin vardı. Şimdi onlar yurt dışına gittiler. O yüzden üzüldü. Öbürü çaktırmıyor, söylemiyor. Yurt dışına nereye gitti kız? Dubai'ye.
Vallahi temelli. Aynen. Ağladı mı hiç? Ağlamadı ama üzüldü. Sana nasıl bahsetti mesela o kızdan? Ya, o kızdan ilk gördüğünde şey demişti. Ay saçları sarı, gözleri mavi. Anne bak saçları. Bunu söylediğinde 5 yaşındaydı. Sonra 3 yıllık ilişkisi var. Benim o kadar yok lan. 40 yaşındayım ben. Aferin ya. Hocam evlenme teklifini hanginiz etti? Ben. Nerede ettin? Çok alakası ve çok eski bir zamanda bir alışveriş merkezinde saatlere bakıyorduk. Tamam. O saatlere bakarken işte ileride hep beraber bakarız. Yaşlanınca da birlikte bakarız saatlere gibi böyle bir iyice. Ya olay... Güzel diyenler o desin. Bir kişi, o da belli ki çok istiyor evlenmek şu an. Biz saat buzdolabı fark etmez, bir yere bakalım da. Abi yok ya diyenler o desin. Şimdi ben olayın öbür tarafını anlatayım. Şöyle demek istedi esasında. Baktığımız saatler çok pahalı saatler. Ay dedim, bunları kazanacak para kazanabilecek mi? Ya dedi, beraber yaşlanacağız, beraber kazanacağız falan gibi şeyler söyledi. İstiyorum oldu mu? Dedi. Beraber yaşlanıp beraber kazanabiliriz mi? Evet, bence beraber evet. Yaşlanabiliriz. O saatleri alabilir misiniz şimdi? Ne oldu? Alamam. Bir tanesini gel kovanına alır Mesut Bey. Oldu mu yani? Beraber yaşlanma, beraber kazanma. Oldu evet, da oldu. Beğendiğimiz, özendiğimiz saatleri aldık birbirimize düğün hediyesi diye. Yapma ya. Tabii. Ana. Ne güzel. Sen mesela duygusallaştın mı evlenme teklifinde kuzum? Onda değil de işte böyle Ediz'in ailesi Ankaralı. İstanbul'da bir arkadaşının düğünü vardı. Onun için İstanbul'a geliyorlardı. Dedi işte biz hani düşünüyoruz aileleri tanıştırın falan derken o tanışma yemeği bir an nişan yemeğine dönüştü falan. Derken işte ailesi tabii yüzük hazırlamışlar falan. Ben yüzüğü çıkarttığında ben şakır şakır ağladığımı hatırlıyorum. Bir şeyler söyledi ama hiç olmasın yok. Ya beraber yaşlanalım mı yine minvalinde? Ben hep aynı yerde gidiyorum. Hocam senin cebinde bir tane cümle mi var? 18 sene getirmişsin. İlişki testine çıkalım beraber yaşlanırız olur mu? Klasik belasından oldu mu? Kına, söz, nişan, düğün. Yok işte söz, isteme, nişan zaten hepsi bir yemekti. Düğün şarkınız? Çıkış. Frank Sinatra'dan şey, Love and Marriage. İlk dans şey, Kiss Me, Sixpence None the Richer. Çalıştım da geldim biliyorum. Çalışmış. Mırıldan bakayım Kiss Me'yi. Yapma abi. Dünya tatlı bir... Bana doğru yakın çekelim ha. Hadi ya Kiss Me. Bir şey olmaz mı? Acık mı? Bilen var mı bu şarkıyı? Vardır lan. Siz Yaşar mı dinliyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Ki ben bayılırım Yaşar'a. Yok vallahi... Ne yaptın az önce? Bu çok tatlı bir adam. Değişik iddiaları var. Ne yaptığını anlamadığım şeyler yapıyorum. Dü-dü-bre yaptı bana. Şarkıya mı girdin az önce yoksa nida mıydı o gene? Şarkı mıydı o? Nida mıydı? Niye? Allah Allah! Arada değişik iddiaları var ha. Kiss me diye öyle gidiyor işte. Oğlum bu kadar hafızanda tutma yani. Beyin yorulur. Kiss me'yi unut ki dedeni de hatırla yani anladın mı? Kapasite belli beyinde. Ya hangi filmdeki müzik olduğunu falan bile söyleyeyim mi? Yaşa. Hangi film? She's All That filminin... Tabii. O filmin soundtrack'iydi. Ne güzel. Güzel. İçinize sindi mi düğün? Benim çok sindi. Hatta evet eğlendik. Çünkü bayağı eğlendik. Şöyle bir şeyi de ben söyleyeyim. Biz 15 Haziran'da nikahta gün alabildik. 16 Haziran Ediz'in doğum günü. Çok söylendi. Ay dedi başka gün yok mu? Benim doğum günüm unutulacak vesaire. O gün sürpriz doğum günü partisi de hazırladım ben ona. Ondan sonra ertesi o gün ilk ve sonu zaten. Düğünün sonra bir daha içinde ikinci kere pasta kesildi. Düğünün içinde. Evet, evet. Ayrı sen ama daha. Mesela düğünün varken neden doğum gününün peşine düşüyorsun? Ben daha fena. Çocukların doğum günü de 15 Haziran. Ben orada da arıza çıkarttım. Sezaryen olacak dedim ki bu da 15 Haziran olmasın. Hani bari 15-16-17 yapalım. Hani 14-15-16 gün seçme. Ne zaman doğdu çocuklar? 15'inde doğdu. 2013, 15 Haziran. Galiba doktor siktirik dedi sana. Öyle tahmin ediyorum. Hocam doktor bunun hesabına düşemeyiz. Kadın burada zorlanıyor diye. Nikah memuru öyle demişti galiba. Ya sen evlenmek istiyor musun kardeşim? Ay istiyor kardeşim? Başka gün yok falan şeklinde. Peki ikizlerinizin olacağını ne zaman söyledin? Zaten o hemen ultrasonda belli olmaz herhalde. Oluyor. Belli oldu. Belli İlk oldu. Yani hamile olduğun belli oldu. Kaçıncı ayda ikiz olduğu belli oluyor? Yok yok hemen orada yani hamileyken ilk görünüyor. İki yapma tane ya. Ayrı, sen o zaman ikiz diye haber verdin. Evet. Nasıl karşıladın? Ya
Ben de başka bir hastanedeydim bu arada rahmetli annemin rahatsızlığı için. Başı sağ olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Böyle bir garip oldu. Dalga geçiyor zaten çünkü şöyle bir senelerce beni şöyle kandırdılar. İkizin çocuğu ikiz olmaz. Bunlar ikiz. Şöyle geldi doktor. Yani senin de genlerinde yoksa ikiz olması çok mümkün değil. O yüzden ben bayağı hani hiç beklemiyordum. Bana direkt gelmez bizden bir sonraki jenerasyonu atlayacak falan diye beni senelerce kandırdılar. Ama öyle ben değilmiş. Kandırmadım. Beni de kandırdılar. Yani ben de hep bir jenerasyon atlar diye bekliyordum. Ben de şaşırdım. Onu kandırmadım yani. Bu ikizlerin doğumunda önce bir tanesi çıkıyor, öbürü bekliyor mu o sırada öbürü çıkartıyor? Aynen evet. Öyle. Acaba itiyorlar mı da birbirlerini? O. Tam çıkacakken değil mi? Bir dur abi, bir dur filan. Böyle mi yani? Tanesi çok hareketliydi daha anne karnında. Tamam. Ediyoruz şu an hangisinin olduğunu. Öyle mi? Aynen. Mesela ikizler daha anne rahmindeyken mesela çıkmadılar da ama geliştiler de yemek yiyorlar. Birbirlerini vuruyorlar mı içeride? Yer değiştiriyorlar diyelim herhalde. Öyle bir şey var mı yani? Bir, git şuradan filan bir şey var mı acaba? Bilmiyorum da bir tanesinin boynu belki eğridir. Ondan olabilir mi acaba? İçeride dayak yese ne komik olur ya. Ulan daha dünyaya gelmedik. Hayvan gibi dayak yedik. Bu ne ya diye. Bu ilişkinin bir kıskancı var mı? İkimiz de çok kıskancı. Yapma ya. Evet. Ya çok kıskancız, abartılı bir şey. Artık o kadar kıskanç değilizdir. 14 senedir evliyiz yani. Bak gelir şimdi Nida. Yapar böyle bir şey. Ne dediğini de anlayamayız. Mesela senin kıskançlığını nereden anlıyoruz? Benim kıskançlığım, ben açık açık söylerim. O böyle içinde doldur sonra patlar bir anda. Ya da böyle çaktırmadan. Ya çok flörtöz olduğumu iddia eder. Ben böyle öyle bir enerji alıyorum senden. Ama yok kötü bir şey demiyorum. Hatta onu soracağım. Sizle de tartışalım bunu. Böyle 15 seneyi, 10 seneyi, 20 seneyi geçirmiş ilişkilerde taraflar yeni biriyle sadece tanışacak kadar flört edebilir mi? Hayır, kesinlikle. Sence hayır, hocam? Hayır, kesinlikle. Hayır. Şimdi ağzın burnun ayrı oynamasın. Senin gerçek düşüncen ne? Ya ben başkasıyla bir şey yaşama... Yaşamak yok. Tanışma. Muhabbet, tanışma, flört ama şey. Ya benim işim gereği, ben bir sürü insanla ben de edizim de şunları yaptım da bunları yaptım bu hayatta. Var. O benim karakterde de var. Öyleyim biraz. Karşıyı da dinlemek, yeni birini evet. Tanımak. Tabii var. Yani bu da bu flörte girer. Ya flört o değil. Hani derler ya ben çocuğuma güveniyorum ama etrafa güvenme. Ben kocama güveniyorum ama etrafa güvenmiyorum muhabbet oluyor. Ne varmış etrafta kocanın peşinde mi koşuyor kadınlar? Yok işte yavru ceylan gibi sekince başka şeyler olabiliyor yani. Hayatım bu nasıl yani. Bir deyim kullanma hiç alakası olmayan bir yerde. Mesut Bey damlaya göl olunca. Mesut Bey kötü söz sahibindedir ve. Mesela yavru ceylan gibi seker mi? Ya şimdi. Soruya bakalım. İlişkinizdeki en IQ'su düşük soru. Senin kocan yavru ceylan gibi sekiyor mu? Yani. Sekiyormuş mu söyle işte. Yani şimdi öyle bir anlaşıldı ki yani en kıskanç benim. Sen hayır. Orayı da soracağım sen bekle. Daha bana gel. Mesela flörtözlüğüne bir örneğin var mı 14 sene flört içinde? Flörtözlüğü değil de hayır şey girişkendir, konuşkandır, konuşmayı sever, herkesle tanışır. Olmasın işte bu mı? Tanışması. Hayır olmasın değil diyorum ki frenle bazen insanlar yanlış anlayabiliyor hani. Çünkü bensiz çok ortama giriyor işi gereği. O yüzden. Nedir meslek hocam? Satış. Ekibi yönetiyorum. Satış ekibi yöneten adamın zaten konuşkan ve girişken olması şart. Ben de onu diyorum. Neyse işte böyle işler. Sen kıskanç mısın? Ben kıskancım ama böyle çok saklamam yani böyle hır direkt böyle bir yerde patlatırım. Orada da öyleymiş, onu da öyle mi yapıyordun sen? Gene geldi değişik hareketler. Ya normal konuşuyor, arada bir şeyler çıkıyor içinden böyle yani. Lucifer gibi adam, tamam. Ya şey, Pınar daha... Evde ve çocuklarla daha çok vakit geçiriyor. Dışarı çıktığımızda... Ya şeyi anlatabiliriz belki. Doktoru söyleyeyim en basitinden. Geçen hafta bir doktora gittim. Yaşlı bir beydi ama o kadar dinç gözüküyordu ya dedim. Suratını estetik yaptırsak yaşı hiç belli olmayacak. O kadar dinç. Bari yakışıklı deseydin yani. O kadar övdün ki adamı falan dedim böyle. Ya sinemada yani, film seyrediyoruz. Mesela birkaç tane çok sevdiği aktör vardır. Ya az şimdiki yemiş. Abarttın sen de Pınar. İçine düştün falan. Ya ağzından şuna bakıyor. Ya. Sinemadayız. Sinema salonunda ağzına su bakıyor hanımefendi. Şekerim bu nasıl yokluk ben anlamadım. DiCaprio izliyor böyle su akmış burada. Sen bunlara mı bozuluyorsun? Doktordan, aktörden ne olur? İşte. İlkel. Tamam. O estağfurullah ilkel değil. Günü gününe çalışırsan ilkel olursun. Diyelim ki o da senin gibi girişken ve birileriyle tanışıyor. Öyle bir durumu olsaydı bayağı. Ha, ne olurdu olsaydı? Bayağı kıskanç olurdu. Bayağı olurdu. Herhalde olurdum. Neden? Sende niye o özgürlük var?
İşte ben de yapmayayım. Şimdi. Zaten ben de öyle olmayayım. Olma. Bana diyor yeni midir nedir? Ben konuyla ne dahilim var benim şu an? O zaman olmayayım diyor. Olma. Ama oluyorsun belli ki. Girdin çıkamıyorsun. Gir. Daha da gireceğiz. Sadece bunu konuşalım iki saat. Hadi bakalım. Beklersen geçer konu diye bekliyorum ama hiç geçmiyor bu konu. Hayatta geçmez. Siz zaten birbirinizin ilk uzun ilişkisiniz bu tören. Benim için evet öyle. Benim için önceden oldu 2 sene, 3 sene. Yaşlar kaç ya? 41. Var mısın o kadar? Var. Evet. Sen kuzum? Ben de öyle. Hadi be. Ben büyüğüm hatta ondan. 6 ay. 6 ay büyüksün. Evet. Düş 14, 27. Tabii senin olmuştur. Senin de olmuştur bir şeyler. Ya benim hep kısa süreydi. Böyle 2 ay, 3 ay. Hiç böyle uzun süre hiç ilişkim yoktu. Hatta Pınar olmasaydı ben hep söylüyorum evlenmezdim de yani. Evlenmemi gerektirecek hiç böyle bir kafada da değildim. Tamam. İşte Pınar olduğu için evlendim. Yani o kadar çok beğendim ve sevdim ve aşık oldum ki. O yüzden evlendim. Diyelim Pınar... Pınar. Ne yapıyorsun oğlum? Dur. Tamam oğlum alkışlayalım. Az önce iyi günler diye mi bağırdın? Tribünler dedim. Ha, tribünler. Ben dedim delirdi herhalde. İyi günler. Gerçekten dedim bir bölümde gitti herhalde artık. Bir kaybettik. Kadın, ya kadınla devam edeceğiz ya birini bulacağız buradan. İyi günler çok komik olurmuş ya. Günaydın. Bu ilişkinin bir dokunmatiği var mı? Kim daha çok muç? Pınar. 14. senenin sonunda muç kalıyor mu? Evet. Kalıyoruz. Yapma ya. Evet. Tutkulu. Bence evet. Evet. Kim daha çok muç? Pınar. Ha sen. Evet. Nereden anlıyoruz bunu? Ya şey hiç işte gelmiyorsun gel yanıma otur. İşte işten geldim yorgunum vesaire. Niye uzağa oturuyorsun gel yanıma otur koltukta bir yan yana oturalım. Ne güzel. Öyle ister. Ben de istiyorum ama bir yandan böyle bir benim kafamda başka bir şey varsa ben onu temizlemeden bir adapte olamıyorum. İşte o yüzden böyle bir kafamda yorgunluk var. Dur bir rahatlayayım bir dakika dur. Hani ya çok gelir işkolik. Yine ama. İşkolik. Evet bayağı. Mesela bu çocuk büyüten ailelerde şimdi size de soracağım. Kimlerin çocuğu var burada? Oh, aferin ya. Aferin bile gerek varsa. Ötekiler yapamamış ki. Çocuğu birbirine itelemek diye bir şey, bir kavram var. Oo, orada süperdi var. İşte. Kim kime daha çok o çocukları iteler? Sizce? Ben en çok itelerim. Öyle mi? Tabii. Mesela hangi bahanelerle iteliyor çocuğu? Ya şimdi şöyle başta bir baktım. İlk başta ben de çalışıyordum. Sonra ikiz planladığımız gibi o işi beceremedik biz. Öyle olunca ben çalışmayı bıraktım. Bir bakıyorum akşam çocuklar tam yatıyor, Ediz içeri giriyor. Aa, bu kadar zamanlamada mükemmellik. Çocuklar uyuyor, Ediz içeri giriyor falan. Yani mesai o saatte bitmiş de gelmişim. Falan. Nereden peki bu timingi nasıl tutturuyorsun? Saatini biliyorum. Ona göre yolu ekliyorum. O saatte çıkıyorum hırsızdan. Trafik geçsin diye beklediğim için. Tamam. Tam çocukların uyuma saatinde içeri giriyorsun. Tabii tabii. Çocukları bir göreyim yok mu? Görüyorum. Ya mesela bunu ilk anlattığı zamanlarda şöyleydi. Bebeklerdi gece 12 beslenmelerini ben üstleniyordum. O kadar da şimdi şey yapmayalım da. Yok görmeyelim ama öyle bir durumumuz ben, vardı. Yani nasıl şimdi. Olsa 12 beslenmesi bende olacak yatsınlar. Gireyim sağ salim rahat rahat hani dağılayım. Nasıl 12'deki beslenmeler bende. Acık çocuklar büyüyünce aynı şey devam etti mi? İteleme. Tabii ben mesela atıyorum bir bisiklete binmesini çocuk yani ben... Yani ben öğretmeyeyim, Ediz öğretsin. Hanımefendi ne dedi az önce? Ben bak şöyle bir şey gördüm. Ben... Sonra öptüm. Ben... Ya şunu demek istedim. Yani bazı şeyleri hani babanın yapmasını istiyorum. Bisikleti kullanmayı da baba öğretsin ya. Aynen öyle yani. Ben öğretiyor mu? Öğretiyor muyum? İşte bu elde öğretmezse çok kızacaktım. Halen öğretemedi. Şöyle. Geldi gelin mimik. Ya. Ya pedal basıyorlar, dönemiyorlar, yolları tamam. Bulamıyorlar. Ama sen mesai harcıyorsun öğretmek için. Yani şöyle, Pınar şey diyor, bak hani Eylül olacak falan diye, hadi bir inelim diye. Hafif görev niyetinde gibi oluyor başlangıcı. Bir de ben Pınar kadar sabırlı davranamıyorum. Benim fitim biraz kısa. Ya S'yi uzattı ya, şöyle bir şey bekledim. Yani ben Pınar kadar sevmiyorum çocukları. Hanginiz daha düşkün? Ben daha düşkünüm sanırım. Ya Ediz de seviyor. Sevmiyor diye bir şey yok. Ediz sadece Allah'tan babalıkla abi. Ediz durduk yere hiç olmadığı biri gibi şu an. Çok kıskanç. Bok gibi baba. Mimikli bir adam. Ama gerçekleri söylüyor.
söylüyoruz. Yok, kötü bir insan. Ne yaptın? Gerçekleri söylüyoruz diyor şu an. Oğlum dur, azıcık adamı koruyalım. Bazen işte babalıkla abiliği karıştırdığı alanlar olabiliyor yani. Babalıkla abiliği. Ya oyun arkadaşı gibi davranma. Ama önerirler bunu. İşte bak, öneriyorlarmış. İşte evet. Ya ben de uydurdum ama götürme, ne bileyim. Kimin çocuğu vardı başka? Bir de seyirciyi dahil edelim. Kaç yaşlarındalar? 2,5. Sizinkiler? Bağır bakayım. 4,5. Şu 4,5'e ver bakayım. Sonra da 2,5'ları alalım. Hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Biraz yakın mikrofon, herkes duysun. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İsim. O kadar duydu, bitti ha. Ne adı çocuğun? Efendim? Ha, bu bokayım. bağırınca bu sefer duyamıyor. Belli ki 5 duyu organı böyle sırayla çalışıyor. Yavuz Selim. Emin olamadım da. Oğlum niye bana böyle ayetler kürsü okuyor? Hiçbir şey duymuyorum ben. Çocuğun adı ne? Yavuz Selim. Yavuz Selim. Evet. Ha. Güzel. Kanuni koyarız. İkinci de inşallah. Anladım. Sen yürüyen Osmanlısın galiba, öyle tahmin ediyorum. Tamam. Arada oturuyorum. Çünkü Yavuz Selim... ne dedi? Dur. Biri bana anlasın, ne dedi? Arada... Buna mı güldünüz amına? Bayağı şu an seyirciye karşı böyle gücendim şu an. Vallahi yıprandım ha. Şimdi 4,5 yaşında ya çocuk hocam. Böyle evet. Hanıma itelemek var mı sende de? Daha çok hanım bana iteliyor. Ben akşam işten biraz geç geliyorum. Tabii hanımefendi bir... nerede şu an eşiniz? Tamam, geç geliyorsun. Gün içinde o çok biraz da böyle haşarı bir çocuğumuz var. Gün içinde onu bayağı yoruyor annesini. O da işten gelince bana paslıyor. Ne yapıyorsun çocukla gece? Oyun arkadaşlığı gibi. Viyana'yı kuşatıyoruz. Üç kere kuşattık, alamadık ama olsun. Ama ver bakayım bunu efendim, onunla tanışalım. Çok tatlısınız ikiniz de. Hoş geldin kızıcığım. Hoş bulduk. Ne haber, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim. Akşam ilgileniyor mu çocukla? Pek değil. Ne oldu lan, ne yapıyordun? Bana iteliyor geceleri bende filan. Ya şöyle, küçükken geceleri bakıyordu da şimdi büyüdükçe... işte eve geldiğinde uzanıyor, yatıyor, dinleniyor. Tamam. Yani biraz ilgileniyor. Zaten uyku saati geliyor çocuğun. Yatıyor. O kadar. Yok. Ama sen daha çok ilgilensin istersin. İsterim. İstenir. İsterim tabii ki. Anladım. Bunu ona söylüyorsun. Söylüyorum. Anladım, anladım. Buraları yayınlayalım mı? Yayını yapmışsın. Ver bakayım. Önündekine ver bakayım hemen mikrofonu. Gizem'i de yormayalım. 2,5 yaş mı? Merhaba. Bu arada bizim de ikizlerimiz var. İdil ve Bilge. 2,5 yaşındalar. Tamam. Ben işi bırakmak zorunda kaldım. Evdeyim sürekli ikizlerle. Sen ne böyle mülakata gelmişsin ki böyle? Mesela 5 sene sonra kendimi CEO olarak görüyorum. $6,000 maaş beklentim var. Baya hazırlanmış gibi takır takır. Ne güzel işte, en sevdiğim seyirci ya. Çocuğu itelemek var mı? Var, kesinlikle var. Kim kime iteliyor? Genelde eşim bana iteler. Nasıl? Balkonu kendi odası haline çevirdi. PlayStation koydu ve sigara sürekli tükettiği için duman altı. Ben sigara içiyorum. Çocuklar lütfen gelmeyin. Duman var burada. Eyvah eyvah. Allah Allah! Çocuklar kokain kullandığım için gelmeyin. Çocuklar sürekli bekliyor baba gelsin. Kapıdan tıklıyorlar. Baba bitti mi? Artık söndür. Hadi gel yanımıza. Zaten şu anda da sigarayı bırakmaya çalışıyor. Çünkü bu olay aşırıya gitmeye başladı. Balkondan çıkamaz hale geldi. Biz ne dinledik az önce? Ver bakayım. Hocam doğru mu? Doğru, yalan yok. Yani... Yalan yok, içiyorum. Şimdi mikrofonu ilk alan ben olsaydım ben konuşmayayım, eşim anlatsın diyecek. Anladım. Anladım. Duman var diyorsun, çocuklar gelemiyor oraya. Tabii, şimdi şöyle aslında bunu bir yani çocukları itelemek için yapmıyorum. Çok ağır sigara bağımlısıydım ben de. Şimdi şu 10 gündür bırakma uğraşındayım. Oh nefis. Benim bir tane yak. Gerçekten verecekseniz gelip alabilirim yani. Abi yok yok, dur şimdi daha yeni toparlıyorum. Sebebin olmayayım, dur yani. Yok, bir rahatsızlık geçiriyorum da geçmiş bırakmam olsun lazım artık.
Zor bir süreç tabii de şey çocuk o bahane değildi aslında ama bir bahane haline geldi. Eşim ondan bahsetti. Anladım. O sadece bir boyutu. Şimdi çocuklar genelde anneyle daha fazla vakit geçirmek istiyorlar haklı olarak. Şey biz bütün gün dışarıdayız falan filan. Az önce bir başka arkadaşının ifade ettiği gibi şey diyorlar. Nasıl anlatayım? Anneyle daha fazla vakit geçirdikleri için tabii onunla daha fazla vakit geçirmek istiyor haliyle. 6 seferdir aynı cümleyi kuruyorsun hocam. Ama sürekli şöyle bir adam. Anneyle daha çok vakit geçirmek istediği anneyle daha çok vakit geçiriyor. Yine evet. Resmi, evet. Annenin de dediği gibi anneyle daha çok vakit geçirmek istedikleri için. Öyle. Sen sigaraya tekrar başla. Vallahi kafan yerine gelsin. Bu arada sigara sağlığa zararlıdır. Yani bunların tamamı bir şaka. İçmeyin oğlum. Haliyle, haliyle ben anneyle oynamaya... Anneyle daha çok vakit geçirmek istiyorum, haliyle. Yani ben bunu de... Bunu buraya tekerleme gibi lan! Ya. Yetti artık! Tek bir şey merak ettik seyirci olarak. Çocuklar kiminle vakit geçirmek istiyorlar? Kocaman arkadaş! Of, nefis seyirciler gelmiş. Hakikaten profilinin bu halini, bu enerjisini çok seviyorum. İyi ki geldiniz. Yayınlayabilir miyiz bu arada? İki tarafa da soruyorum. Var mı sakınca? Süper. Kavga ediyor musunuz böyle arada? Çok. Bağır çağır. Tabii canım. Bağır çağır değil canım. Ama yükselir sesler, evet. En sert ne duydun Pınar'dan? Ya hakaret etmez ama mesela sert konuştuğunda böyle şey yapar yani. Hakaret, ya, küfür değil de işte mesela aptal dese daha rahatsız edici olur ya. Öyle oluyor bizimki genelde. Aptal mı diyor? En çok onu mu duydun? Aptal demiştir. Başka? O dilini keseceğim demiştir. Benden çocuk gibi. Unicorn fantezisi var o yüzden yani dilini kesip buraya yapıştırma gibi bir derdi var. Neden kuzucuğum? İşte ne geliyorsa dilimle ya başım öyle dertmemiş. Bir Mesut Bey hep beyaz ceket giyer, saçları da kısa Pınar bilmiyor musun? Öyle bir söyler ki kendine güvenle de siz böyle yalancı durumuna düşersiniz falan. O yüzden böyle bazen öyle beni zor durumda bırakıyor ya bu... Yani nerede ne söyleyeceğini bilmiyorsun falan. O yüzden buraya gelirken de çok korktum. Eyvah dedim yani. Böyle bir 10 dakika ara vereceğiz ya birazdan. İkinci bölüme beyaz ceketle saçlarımı 3'e vurdurarak gelsem. Desem ki adam haklı ya. Desem ama delirtiriz ha. Çok isterim ha. Ya bir de böyle şey yapar yani o kadar da üstüne... Aa Pınar sen de yani hiç mi hatırlamıyorsun falan diye böyle... O nasıl kavgada? O mu? 40 yılda bir atar onun şalteri. Benim devamlı atıyor. Onun 40 yılda bir atar. En sert ne duydun? En sert bağır yani birbirimize küfür olabilir. Bir yere bir şey fırlattınız mı hiç? Yok ama yani duvarı yumruklamışımdır maksimum. Yani ya da çocukları filan. Hayır. Kaan atıyor. En sert hani elimi yere sinirimi çıkartmak için. Oldu mu hiç? Bir kere. Bir kere falan olmuştur. Duvara vurdun. Kanadı. Yok canım o kadar beceremem de zaten. Ya ben de canım çok tatlı ya. Duvara vursam böyle vururum. Çok sinirliyim. Sus be şerefsiz. Daha çok kazanıyor? Ben ev hanımıyım. Çalışıyorum şu an. Ediz kazanıyor, ben yiyorum. Ne zamandır böyle? Çocuklardan sonra çalıştım bir süre ama olmadı. Tamam. 5 senedir böyle. 5 senedir. Hı-hı. Hocam diyelim sen 10 bin lira maaş alıyorsun. Hanım 10 bin euro alıyor. Senin için okey mi? Tabii canım. O evde otursun. Yani hiç rahatsız eder mi seni? Hanım bakıyor, 10 kat kazanıyor vesaire. Hiç. Yani bundan niye alınmak gerektiğini... Oturtamıyorum. Yok, yani. Elif'in en büyük hayali zaten o zannediyor ki evdeki hayat o kadar kolay ki. Ben evde kalayım sen çalış. Ama hanımlar bilirler ya evdeki hayat öyle bir değil yani sonuçta. Hanımefendi antidepresan almış olabilir ha. Göz de göz değil tam fark ettiniz mi yani? Ev hanımlığına yeterince kıymet vermediğini mi düşünüyorsun? Yok öyle bir düşüncem yok ama şey... O zaman... Kolay olduğunu mu söylüyor? Ya kolay zannediyor bazı şeyleri. Halbuki? Ya bence biz iş bölümü yaptık diye ben buna bakmak istiyorum. Hani evin dışındaki işler bende, evin içindeki işler Pınar'da gibi bölmeye çalışıyorum ama... ...her zaman aynı yükte olmayabiliyor. Bazen dışarıdaki iş daha hafif olabilir, evde bir şey yapılması gerekiyordur. Benim orada yükü almam gerekir. Ben orada biraz öküzlük yapıyorum. Yani Pınar'ın illa bak bu işte atıyorum tamirci çağrılacak, bunu da ben mi bulayım? Bir tamirci çağıracaksın. Ya da mesela evde bir şey onarılması gerekiyor. Yapı markete gidip alıp işte bu çivi, bu tornavida vesaire. Hallederiz işler bende. Hallederiz. Yani. Der ama yapmaz. Yok. O yüzden ben yaparım. Birçok şey benim üstümde. Ev işlerinde hiç mi yoksun hocam?
Çamaşırda, bulaşıkta, aa, yemekte. Ya, dağıtmaz, o kadar değil çok yani. Düzenlidir. Ne? Dağıtmaz, çok düzenlidir. Aa. Evet, çamaşır asar. Bekarlıkta şöyle bir stresli şey buldum, yöntem buldum. Stresli dedim, yanlış oldu. Yani bir, güzel bir altın kural buldum. Dağıtmazsan toplamak zorunda kalmazsın. Yani diyorsun ki hepimiz felç olalım. Estağfurullah. Yeterince kıpırdamazsak yorulmayız da. Mümkün olduğunca az kirletir, az dağıtırsan sonrasında iş daha az oluyor. Ben onu hep düstur edinmişim. O yüzden çok dağınık olmamaya çalışırım. Çalışıyor ama evde de bir şeyler yapıyorum mesela. Çamaşır makinesini boşalt, evet, as. Bulaşık makinesini boşalt, as. Bunları uyarmazsam yapıyorum. Uyarmazsam yapmazsam. Bulaşıkları asma da sen gene bir yere. Kaldı. Asmış balkona bütün tabakları. Hayatım kurudu mu, esti de ben bugün. Aşk mesela çok merak ederim. 10 senenin, 15 senenin sonunda romantizm devam ediyor mu? Ediyor. Ayrıntılarda, detaylarda. Ediyor bence. Mesela? Mesela nasıl örnek vereyim? Yani bunu bir örnekle taşlandırmazsanız ettiğine inanmayız çünkü. Hı. Detayda yani. Bir film seyrederiz mesela. Ha. Bir sahne olur. O sahneden etkileniriz. Anılarımız canlanır. Ya da bir şey olur. Bir göz göze geliriz. Bir elimizi aynen tutarız birbirimize. Valla. Evet. Bizim öyle küçük jestimiz var. Böyle birbirimizin elinin baş parmakla işaret parmağı arasını böyle sıkıştırırız. Seni seviyorum demeye. Böyle... Birbirimizin nabzına bakarız bakalım atıyor mu? Öyle. Bunca yılın sonunda hala atıyor ha. 72, 73, 74. Hayır, dışarıda başkasının yanında böyle ilanı aşk edemediğim tamam falan bir ortamda. Ben ona o mesajı veririm. Ben yap bakayım bir daha o mesajı, kameraya yap bakayım. Bu ne şimdi? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Hadi lan oradan. Bu ne? Ayrılsak keşke ha. Hayır. Kaan da öğrendi şimdi. Kaan da mı öğrendi? Tabii yaramazlık yaptığı zaman o da geliyor. Benim elim mesela sıkıyor. Baba romantizm devam ediyor mu şu anda? Mesela bu ikizlerden bir tanesi daha girişken, bir tanesi daha mı resesif? Evet. Evet. Biri evet daha dışa dönük, biri daha, daha içine kapanık. Yaşıyor. Evet. İçine kapanık olan muhtemelen daha böyle sanatla, sepetle uğraşacak. Ya o değişiyor. Değişiyor. Yıllardan yıla değişiyor. Ya içine kapanık olan esasında bakıyor. Aa, güzel bir kız varsa geliyor, merhaba ben Kaan, hadi arkadaş olalım diyor. Ama mesela dışarıda parkta giderken kafasında esmiyorsa o çocuklarla oynamıyor. Yani çok seçici davranıyor. Ha, aslında içine kapanık aynen demeyelim ona yani. Demeyelim. Aynen. Hayat kalitesini şimdiden belirliyor. Birazcık daha şöyle. Aferin çocuğa bak, hepimizin yapamadığı değil mi? Minimum eforla maksimum faydaya gitmeye çalışıyor. Kaan'ın olayı o. Daha böyle şey, biri var evet tanışacak, tanışır. Hani herkesle tanışayım da iyi olanı bulayım diye biri gözünü kesiyor, onunla tanışıyor. Canavar değil. Çiçekler, böcekler, herkes bana baksın, daha öne çıkmayı seviyor. Bir bakalım hangimize benziyor. Yine mimik geldi, kendi kendine cevap veriyor. Bana? Sana benziyor. Evet. Can olan. Can'ın bu karakteri mesela, bu özellikle biraz daha benden geliyor. Kaan sen sana mı benziyorcık? Kaan... Karma. Yani evet, mesela karma, zekası Pınar'ın mesela daha bence benden yüksektir. Kaan mesela zekasını Pınar'dan almış, çok belli yani. Ne güzel bir cümle bu. Ama öyledir yani. Hatta hep de kızar yani. Ben de şu zeka varken şimdi sen çalışıyorsun da ben evde kaldım diye kızar bana yani. Ulan cümlede meğer adamın sinsiliği varmış. Hani zeki diyeyim ki çıkmasın. Anladım, anladım. Kuzucuğum sen peki, ilk bölümü toparlayalım birazdan. Sen peki Ediz'den daha zeki olduğunu düşünüyor musun? Evet, kesinlikle. Kesinlikle mi? Kesinlikle. Net bir şekilde mi? Yani aynen. Aleni mi yani bu? Mesela uzaktan baktık, Pınar daha zeki der miyiz? Yani şöyle, en azından, özür dilerim, ikinci adımı benden daha yazıyor. Yani ben öndekini açarım, bir sonraki adımı planlamak falan bende daha zor. Anladım. O fitil kısalığından dolayı. Pınar daha şeydir, planlı program, buradan buraya gideriz, oradan onu yaparız, oradan onu yaparız. O tür konularda daha hem başarılıdır hem zeka da o tarafta daha çok öne çıkıyor bence. Bir de sayısalcı olan o, sözelci olan benim. Bence o yüzden daha zeki zaten yani. Ama onun daha çok takdiri var. Benim bir tane takdirim var. Onu söylememi söyledi. O yüzden şimdi yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Bir yeri gelmedi. İki okul yıllarındaki takdiri ne yapalım biz ilişki testinde? Deli midir nedir? Söylesene. Mesut Bey söylesene, benim daha çok takdirim var. Bir gün bir puanla takdiri kaçırdım. Teşekkür verdiler. Söylesene. Hanımlar, beyler, bendeniz Mesut Süre. Evimdeki psikolog.com'un sunduğu ilişki testi alkışlarla devam ediyor. Ediz ve Pınar. Canlarım benim. Sevgili Pınar. Ediz dünyanın en yakışıklı adamı mı? Benim gözümde evet, onu seviyorum, beğeniyorum. En çok gözlerini seviyorum. On üzerinden tipoloji olarak kaç veriyorsun? Dürüst ol ama. Sekiz. Çok verdin.
Şimdi bir daha şans verdik sana. Yo, 8. Tutarlısın. Ne olsaydı 10 olurdu. Ne olsaydı 10 olurdu. Hmm. Boyu biraz daha kısa olsaydı bana yakın hani. Çok uzunamıyorum. Kaç hocam boyu? 1.80. 80. 1.80. Sen kaçsın kuzucuğum? Ben 1.50. Buraya gelirken dedim topuklu giyeyim. Belki hani boyum yetişir. Çok topuklu giyen birisi değilim. Ama baktım topukluyla bile olmuyor yani. Yo yani çok bir şey de yok. 30 santim bir fark değildir. 30. Bir fark sayılmaz. Aa, olanlar artık neredeyse Pınar'ın şeyine boyuna geldiler yani. Öyle mi? Evet. Yani 8 yaşında bir erkek çocuğuyla aynı mı boyun? Yani az kaldı. Az kaldı. Güzel, memnunsun ama. İnsan bir de boya alışıyor yani. Yani. Hep yapacak aynı şey yerden yok. Bakıyorsun yani. Aynı kadrajdan bakıyoruz. Yani alışalım bir zaten. Bana da soruyorlar yani. Yüksek geliyor mu? Yok geliyor. 40 yıldır buradan bakıyorum yani. Ne olsaydı 10 olurdu kısmında? Birazcık açık ol. Açık ol yani. Boyumu mu keselim? Bacaklardan alalım mı biraz? Yok ben onu öyle beğeniyorum yani. Öyle beğeniyorum. Saç mesela beğendiğimde saçları da yoktu. Hiç saçlı görmedim. Hiç saçlı görmedim. Hiç saçın oldu mu? Oldu. Cevap vermem. Hayatın herhangi bir yerinde oldu mu yani? Yani üniversite bitene kadar vardı bayağı. Uzun saçlıydın galiba o sen. O kadar değildim ama yani normal insan boyutunda saçlarım vardı. Ama yüzün güzel olduğu için yakışıyor yani ya, bu hal. Çok teşekkür ederim. Tabii. En çok nesini beğeniyorsun kocanın? Gözlerini. Mesela kaşı kaş gözü göz mü? Kaşı kaş gözü göz. Ağız yapısı falan? Beğeniyorum. Düştü ama azıcık ses. Beğeniyorum. Seksi buluyor musun? Evet. De bakayım kameraya. Evet. Öyle değil. Cümle kur. Onu seksi buluyorum. Onu dersen herkes üstüne alınır şu an. Bak burada da insanlar var şu an. Eyvay. Kocanı seksi buluyorum. Güzel. Güzel de şey var. Hanımı daha çok zorlamaz canım kakana. Ha yok tamam ben... O, azıcık çekindin mi? Utandın mı bunu söylerken? Yok hayır. Tamam. Ne alacak canım yok. Biz artık. Hocam dünya ne güzel kadın mı? Şimdi diyeceğim şöyle, hayır. Şimdi her zamanki şu geyiği söyleyeceğim. Benim için öyle ya. Ama işte dışarıda mutlaka fiziksel olarak çizsen, bir kadını çizsem ben Pınar çizerdim. Benim için o yüzden öyle. Gerçekten hep söylüyorum ya Pınar olmasaydı evlenmezdim. Sanki böyle lütfetmişsin gibi. Tamam oğlum. 10 üzerinden? 9. 9. 9. Çok verdin. Şunu da söyleyeyim. Biz evlendiğimizde 50 kiloydum. Şimdi kastım 2 katı olacağım. Hala öyle dediği için ben bilmiyorum. Demek ki çok sevmiş beni. Hiç öyle bir şey yok. Harikulade gözüküyorsun yani. Ama 9 başka bir şey. Ya ben çok beğeniyorum hakikaten. Ben de az orası bir çocuğu değilim ha. Vallahi durduk yere. Tamam işte insanlar seviyorlar birbirlerini. Ne kurcalıyorsun daha ya. Değil mi? 9. Ne olsaydı 10 olurdu? Bence boy konusunda ben de bu taraftan geleyim yani. Hakikaten birazcık boyla daha boy uzun olsun isterdim yani. Boyu boyum olsun birazcık daha isterdim. Boy dışı bir şey çıkmadı ha. Çıkmaz mı? Yani, en beğendiğin fiziki özelliği? Ben burnunu ve ağzını çok beğeniyorum Pınar'ın. Çok güzel bir gülüşü. Gülüşü çok hoş yani gülüşü, bakışı. Ben yani hep onlarda zaten tavım. 14 sene sonra böyle konuşmamalılar yani. İçim sıkıldı şu an bu aşktan. Bana ağır geldi bu sevda. Yaptım Pınar'ın bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Hangi birini söylesem acaba? Gir bakalım. Yürüyeyim. Bir kere şey istiyor böyle. Bir şey istediğinde onun hemen yapılmasını istiyor. Böyle, hatta dalga geçiyor böyle. Hemen şimdi hemen. Ya söyledim dur tamam. Elimde bir şey var bir halledeyim. Şimdi bir olayım, yapacağım. Ben tarafını anlatayım. Mesela... Ay Ediz yangın çıktı. Getir şu yangın söndür. Dur ben bir duş alayım geleyim getiririm falan yani. Aramızda böyle bir şey var. Çok hiç yangınla ilgili bir şey oldu mu gerçekten? Yok. Olmadı ama olsa kesin öyle bir tepki verebilir yani. Kim soğukkanlı? Pınar. Ben. Bu tip Pınar olaylarda. Ha anladım. Hemen yapılmasını istiyor. Sen de yapmıyorsun. Tabii yani diyorum ki o arada atıyorum yemeğin sonunu bitiriyorum. İşte bir şey getirsene. Ya dur yemeğimi yiyorum bitsin getiririm. Hani ölmüyoruz herhalde. Yok ama hemen. Hatta otur, ya şimdi oturdum hadi bir bardak soğuk su getir. Yarısı soğuk yarısı sıcak su getir der. Ya dur daha yemeğimi yiyorum hani bitireyim. Bu da çok ekstra bir istek. Yarısı soğuk yarısı sıcak su yani. Fix. Poseidon mu bu adam yani o suyun hala mı? Anladım. Sen bir oyunu değiştir. Ay çok bekletiyor. Yani her konuda bekletiyor. Yani sizin gibi mesela saçları olsaydı merak ediyorum. Biz herhalde evden dışarı çıkamazdık. Metroseksüel yani ben... midir? Hı? Metroseksüel mi? Başka sorum yok. İçinde seks duydu ya heyecanı ha?
Ben mi dedim az önce, ağzımdan mı çıktı öyle bir şey? Ediz eve geldi, dedi ki... Ya dedi, bir şey oldu, aksilik oldu dedi. Bagajda dedi ceset var. Eyvah. Satar mısın? İşler dedi, aksi gitti dedi. Bunu mesela... Ay çok... Kolluk kuvvetlerine haber verir misin yoksa yanında olur musun kocanın? Abi, kocamın yanında olurum elbette yani. Ama hapiste olurum. Açık görüşe giderim tabii, yemek yaparım. Yani bu sırrı saklar mısın? Ay çok zor bir soru bu. Yani kocama satmam. Yani. Ama? Ama zor yani. Hadi dedi işte gidelim beraber gömelim. Vay. Sen gömme zaten, vay diyen kadın gömmesin. O yakalanır o ya. Uy! Kötü Show TV dizisi gibi oldu anasını satayım. Uy! Dört kere dedim, hoşuma da gitti belli ki. Bence sen o işi beceremezsin der, gelir bırak o işi, ben yaparım. Halleder yani. Mi? Tabii çok net. Ben öyle bir yer. Benim beklentim o yönde. Adama bak, insan vurmuş hala hanım gömsün diyor. O kadar vermiş ki sorumluluğu. Onu da veriyor yani. O daha zeki, o daha iyi yapar diye diye. Diye diye şişirmiş işte. Sen tersi bir durumda. Ben yanında olur musun sonuna kadar? Mutlaka. Bir sattığın bir şey söyle bana. Yok, yani. Yok satmaz, evet. Ha anladım. Yok. Bu sırrı saklarsınız. Evet. Bir yerde konuşulur ama kendi aranızda gene. Konuşulur kendi aramızda. Abi çıkacak çıkmayacak falan diye, ama başkasını dışarıya paylaşmayız. Toparlarız birbirimizin arkasını. Orada. Öyle mi? Dedikodu yapmayı seviyor musunuz? Etrafınızla ilgili. Ediz çok sever. Aa. Evet. Ha bir tek ben seviyorum, sen sevmiyorsun yani. Ama dedikodu işteş bir kelimedir yani. Evet, kendi kendine yapamaz aynen. Dedikodu. Sen belli ki katılıyorsun bu dedikoduya. Katılıyorum canım ama etrafınızdaki insanlarla ilgili mi? Ya evet yani etrafta. Sert şeyler mi? Bu da onu aldatır, öbürü kısa sürer. Hayır, o kadarını bilmeyiz. Bunlar asla ben... çocuk yapmaz. Biz o konularda birazcık da saftırıyız da öyle şeyleri de. Mesela davranışlarıyla ilgili olarak orada da onu dedi falan deyip böyle burun kıvırmacalar. Gene geldi Nida durduk yere. Değil mi ya? Karikatür gibi adam. Huy olarak bu adamı bir hayvana benzeyecek olsan hangi hayvana benzer? Ya bu soru geleceğini biliyordum. Düşündüm. En sonunda dedim ki... Söyle. Koala olurdu herhalde. Sevimli. Sevecen. Yavaş. Yani evet, yavaş. Sence koalanın ağacı sarıldığı gibi sana mı sarılıyor? Olabilir. Hayatı boyunca. Olabilir. Sensiz bıraksan kalır mı? Düşer mi? Düşer mi? Hani şu an ayrılalım desen ikinci gün bir başka birini bulur kesin. Neden? Bilmem. İkinci gün? Aynen bulur valla. Çok iddialı oldu. Ya. Sen fazla mı gözünde büyütüyorsun bu adamı acaba? Ben mi? Öyle bir seksapari yok. Hayır, o anlamda değil. Üzül yani ne bileyim ben. Bulur mu oğlum? Ben mi yanlış anlıyorum yani? Bugün ayasa pazartesi kimi bulacak bu adam? Ben de bulamam da yani. Öyle bir şey değil hocam bu yani. Alo Eda, ne yapıyorsun? 14 sene önce bir flörtleştik, hatırlıyor musun? Bilmiyorum yani. Yo, hayatta bulamam. Bak şimdi insanlar da sorar sizin. Sen azıcık kendine haksızlık etme. Peki. Bu arada 2008'den beri radyo programı dinliyormuş. Evet. Sevgili Ediz. O yüzden bende hiç kredisi yok. Aynen, daha rahatım yani onunla konuşurken. Yaşa. Soralım hemen seyirciye, dur. Dur önce sana sorayım. Bir sebepten ayrıldınız. Bastı gitti Ediz. Sen kaç zamanda toparlarsın? Uzun sürer. Ne kadar? Şu enerjine, şu tatlı haline, mutluluğuna gelme. Kolay olmaz yani. Birkaç sene sürer herhalde. Birkaç sene? E tabii yani 14 seneden bahsediyoruz öyle. Yani şimdi 40 küsur yaşındayım. Baktığımda hayatım belli bir dönemi onunla geçmiş. Sen mesela bu adamın yaşını göstermediğinden daha çok yaşını göstermiyorsun. Ay teşekkür ederim. Evet, daha gençsin yani değil mi? Baksana hiç kendi kendime dedim 55 kişi evet dedi. Öyle düşün. Teşekkür ederim. Sen hocam bastı gitti Pınar. Yani umarım gitmesine neden olmuş bir şey yapmam. Ama basıp giderse benim toparlamam herhalde böyle 3-4 aydan önce ben de toparlayamam hiçbir şey. Ben seni... Kadın yarın bulur dedi ya. Onun gazıyla nereden baksanız 3 ayım gider ya. Diyelim önümüz yaz, çok mutsuz olurum. Yazı kaçırırım çünkü. Hayır ama... Haziran, Temmuz, Ağustos piç olur be! Abi 3-4 ay nedir? 14 sene diyorsun. Çocuklar var arada zaten hani hiçbir zaman belki... Çocukları yok say çocukları. Ya hayata enerjime dönmem Pınar'dan daha çabuk olur diye tahmin ediyorum. Daha dışa dönüyüm işte bir de yani öyle bir maske de var dışarıya karşı. Pınar kadar uzun sürmesi de ben de birazcık daha çabuk toparlayacağım tahmin ediyorum. Sattı işte ama. Satmadı canım. Peki sence kuzucuğum, Ediz senden daha iyisini bulabilir miydi?
benden bulurdu herhalde. Bulurdu yani. Nereden bu kanaate varıyorsun? Yani daha iyisi derken hani ben onu çok seviyorum, evet. Benim onu sevdiğimden daha çok sevecek birini bulabilir miydi? Hayır, ama işte ne bileyim, daha güzelini, daha işte vesaire vesaire bulurdu herhalde. Ne diyorsun? Hocam, sence... Soruyu kaçırdım ben. Tamam. Pınar senden daha iyisini bulabilir miydi bu hayatta? Kesin bulurdu. Net bulurdu. Acayip net bulurdu yani. Ben geyikli ya hakikaten. Yani benle birlikte olduğu için çok mutluyum. Çünkü çok birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Ben de. İyi ki birlikteyiz. Ama benden iyisini mutlaka dışarıda bulurdu. Daha az bekleten, daha az işte flört eden. Hani mutlaka bulurdu yani. Yine kendine vurarak manipüle ediyor. Fark ettin mi? Soralım seyirciye. Hadi bakalım. Pınar... Ediz'den daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Oo, teşekkür ederim. Bak. Sevinç'e bak. Hay Allah razı olsun ya. Hay ağzınızı öpeyim be. Ediz Pınar'dan daha iyisini bulabilirdi diyenler... Bulurdu. Diyenler o desin. Ver bakayım şu borazana. Nerede? Bir kişi o dedi. Nerede o? Ha, gösterin onu, gösterin. Tamam. Hadi bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neden sence böyle? Adam yakışıklı. Yani kafa yapısı çok güzel. Oldukça derinlemesine bir bakış açısı. Önce onu söyleyeyim. Hayatı üç boyutlu algılıyorsun. Evet. Yani yakışıklı bence. Duruşu. Daha da yüzeysel bir sonraki cümle. Bir öncekini anlatıyor. Şöyle söyleyeyim. Oo. Cillop gibi adam. Oo. Mesut Bey. Başka? Başka? Yani işi de iyiymiş. Oğlum sen benim yengem misin ya? Yemeğini yengemle konuşuyorum. Yakışıklı, işi de iyi, maaşı da iyidir. Ya bunlar nasıl kriterler ya? Yani bu devirde... Ya burada 14 yıllık... Bu devirde mi sen kimsin? Vallahi billahi abi be teyzem ya. Konuş konuş, bu devirde böyle adam bulmak zor. Zor. Kutumu kapatacaksın. Yani... Görünüşü güzel geliyor bana, o yüzden. Ya ben seni çok sevdim. Dört kelimeyle bu yaşa kadar gelmişsin ya. Yakışıklı, işi de güzel bu devirde. Görünüşü dedi bir de. Evet. Sen ne iş yapıyorsun? Ben öğretmenim, sınıf öğretmenim. Yapma! Bizi üzme! Yok yok, üzme. Estağfurullah abi. Ne kadar tatlı bir adamsın ya. Teşekkür ederim. Yani böyle hiç ekstra kelimeye gerek kalmadan hepimiz anladık. Bence size uydular, o yüzden o demediler. Yani yakışıklı bence. Yani. Ben öyle düşünüyorum. Sen şimdi öğretmenin fikirlerini dinledik. Evet. Tamam. İsminiz ne hocam? Ahmet Barış. Ahmet Barış. Tam bir öğretmen ismi ha. Evet. Yayınlayabilir miyiz buraları? Yayınlayabilirsiniz. Tabii yayınlayacağız, çünkü bir daha soracağız şimdi. Boş boşuna konuşmayak. Şimdi bir daha soruyorum o zaman. Pınar hızlıca. Ediz'den daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Ediz Pınar'dan daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Bir borazan daha çıktı bak. Bir şey aldın yanına. Bir değil. Bir başka teyze aldın. Sen de diyorsun öyle bir yakışıklı gibi süper. Görünüşü özellikle çok güzel. İşi de var bu devirde. Evet. Eyvallah. Bu devirde tabii abi. Tabii zor. Zor zor. İş çok önemli. Çok zor bu devirde. Yani iki çocuk var. Ya ne diyorsun? Müthiş trollüyor ya, o şeye bak. İki çocuk var, kolay mı abi onların masrafları falan hep, değil mi? 8 yaşında bitmez onların, dertleri de bitmez. Yani işte yoruluyor insan ister istemez. Çok çok tatlı adamsın ha, çok evet. Sevdim ben seni. Kocaman alkış hocamıza, bravo! Diyelim kuzucuğum, harikulade görünüşe sahip bir hanımefendinin 20 fotoğrafını da like'ladı. Olay çıkartır mısın? Çıkartırım tabii. Valla. Ya öyle, çıkartır. Şimdi şöyle, like'ladığını fark etmem çünkü telefonunu karıştırmam. Tamam. Şifrelerini falan bilirim. Ama... Gördün ama, like, her şeye like. Bikinili fotoğrafı her şeye like. Yo, geçen gün işte Penelope Cruz'u mu beğendin sen diye lafını yedim yani. Mesela hocam, Penelope şuradan geldi. Tık 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 geldi. Tuttu elinden, bir hafta gidelim dedi. Gider misin? Hayat bir tane. Penelope geldi, gider misin? Yani... Pınar da gelsin isterim. Yani kimse istemez Pınar gelsin. Kendine sıkıldı herif, çok komik.
Böyle yapıyorum. Ya bırakamam ama yani tabii bekar olsam derdim. Soruyu şöyle sorayım. Sandra Bullock geldi mesela. Sandra Bullock'u çok beğeniyorum. Öyle mi? Evet. Harekete bak. Bak, bak. Ya nasıl? Al al öğretmen. İki çocuk var sonuçta. Sonuçta. Hemen sattı. Sandra Bullock geldi. Giderim. Vallahi. Vallahi giderim. Yapma ya. O senin için artık sınır ötesi. Evet. El ele gidersin. Yani elimi tutarsa niye tutmayayım ben de? Tam köşede... İşte bak. Tam köşede Pınar'ın göreceği şekilde seni öpmeye kalktı. Çüş. Niye öyle bir şey gözüne sokuyoruz kadın? Ha kapıdan sonra öpeceksin. Alan çizgisini çektiği yere bak, etiğin çizgisini. Şu kapıdan bir çıkalım ama okuyayım önce yani. Buradan da... Öğretmen girer sonuçta yakışıklı. Sen kuzum, sen şimdi kimi çok beğeniyorsun yabancılardan? Şu son James Bond'u çok beğeniyorum. Daniel Craig. Şuradan geldi Daniel Craig. El ele çıkar mısın? Yok çıkmam. Kocamı seviyorum. Bırakmam ben. Yeme beni ya. Benim hayali şeyim var öyle. Çıktı gitti. İşte hayali geldi. Geldi. Geldi dedi gidelim dedi. Hayır bırak gitmem tabii ikisinde. Allah Allah. Senin gibi satacağım. İki dakikada. Ne güzel tartışıyorlar ya. Çekirdek getireyim mi? Gitmezsin. Yok gitmem. Sence şu an şey mi yapıyor? Bence azaltıyor. Neyi? Gider miyim gerçekten? Bence gider. Ay, gidersin. Adam yanıyor Pınar, Pınar, Pınar. Ne oluyor oğlum? Ya benden daha sert adam hep moderatör oldu bir anda. Yanıyor adam. Nasıl yakışıklı adam. Öğretmen sen seversin. Yani gidiyor ya benim de gitmemi istiyor ki kendi hani bak ben... Suçumu azaltıyor. Sen de yemiyorsun bunu yani. Bu ne ya böyle yapıyor. Güzel güzel. Sen hocam çok psikolog erkeği bir adamın 20 tane fotoğrafını beğenmiş. Olay çıkartır mısın? Yok. Hayır. Yani dediğim gibi şey böyle... Galiba sizin kıskançlıklarınız birbirinizi rahatsız etmeyecek şekilde dozunda ölçülü ve gerekli. Güzel yani, konuştum. Gerekli. Üç tane aynı anlamda kelimeyi söyledim. Gördünüz mü? Gerekliliğini bilemeyeceğim ama bence ölçülüyüz. Birbirimizi rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Ama yine de onu önemsediğimi, onu da beni önemsediğini hissediyorum. Yani hiç kıskanmasa mesela rahatsız olurum. Niye kıskanmıyor ya? Derdim. Sen kızım aynı fikirde misin? Yani evet. Hiç kıskanmasını ister misin? Hiç. Hayır öyle istemem. Yani kıskanır mı ister? Aynen isterim. Ha, bir dozu var onun. Aynen. O kıvamı tutturdun mu bence zaten tarafların kendisi karar verir. Evet. Ya şöyle bence seven insan kıskanır diye düşünüyorum ben. Hani çok acayip bir cümle ettin ha aklımıza gelmeyen. Seven insan kıskanır. Aynen. Kıskanmıyorsa sevenleri sevdiğine ki... vermediler hadi bakalım. Hadi puanlayalım. İyi geldiniz vallahi ben çok sevdim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hakikaten. Çağdaşlık. Çok da hakim değilsin hocam. İşe de geri döndü sektörden. Birkaç adamın da olduğu bir kadroyla tatile gidebilir mi? Der. Darlar mısın her gün ne yaptın ettin? Arar mısın? Her gün değil ama belli saatte işte ne yaptın bu akşam? Hani ne oldu ne bitti? Hadi bir gün özeti verelim diye. Ben de ona aynısını yapmaya çalışıyorum. Seyahate gittiğim zaman hani bugünler oldu şunu yaptık. Yapıyor mu öyle şeyler? Basıp gider mi mesela o da sen hakim yapıyor, oldu kızlar? Yok iş seyahati çok yapıyor. Tamam. Hiç kurcalıyor musun ne oluyor ne bitiyor? Kurcalamıyorum ama hani şey işte ne zaman döneceksin vesaire nereye gidiyorsun soruyorum yani. Telefonlardan birbirimizin yerini görüyoruz zaten. Hani aklı kalmaz nerede ne yapıyorum bilir yani. Birbirinizin yerini nasıl görüyorsunuz telefonda? İşte iPhone'dan ben onun... Kapat nerede... o özelliği. Ama yok hani bilsin istiyorum bir şey gizledim yok ki. O da benimkini görsün ben de onunkini göreyim. Sen de ne yapıyorsun ne yaptın ne ettin çocukları aldın mı okuldan vesaire vesaire. Ha, bakıyorsun oradan iPhone'dan. Okullar, çocukların okuluna gitmiş mi? Oradan geri gelmiş mi? Çağdaşlık. Kafam karışık. 6 üzeri diyenler o desin. 8 üzeri diyenler o desin. Birbirimizin konumlarına bakıyoruz sadece. Yer mi lan bu insanlar? 180 tane bölüm çekmişiz. Öğretmen. Hiçbir yakışıklı diye mi yükleniyorsunuz adamı bu kadar? Sadakat. Adam da böyle bir piçlik sezdiniz mi?
Hanımlara soruyorum. Sezlik diyenlere o desin. Bak. Ama arka taraf tam duymamışlardır. Her taraftan ses yok. Sadakat 10 diyenlere o desin. Ne olmuş lan? Bir şey. Ne onun olmuş? İsmi geçmedi hiç hayatımızda başka birinin öyle bir 14 sene boyunca hiç şu kim bu kim geçti mi? Yok. Tamam. Sadakat. 10 diyenlere o desin. Allah Allah. Sizin aklınıza ne silmiyor, içinize ne silmiyor şu an? Deli misiniz oğlum siz? Kurmuşlar kafalarında. Yok. Bunlar var ya fıtır fıtır tavşan gibiler ha. El alemle. Tabii tabii. Niye ya? Vallahi kendi aradaki eğlence düzeyi. Çok dengeli, çok kendisini yetiştirmiş iki insan görüyorum ben karşımda. Bunlar açısından benim yorumum. Çok teşekkür. Mutluluklar diliyorum size. Zaten nefis bir ilişki. 8 üzeri diyenler o desin. Tabii lan. İyi bölüme geldiniz. Dur bir tane ekleyelim. Ulan çok iyi bölüme geldik diyenler o desin. Bu da çok az. Burayı koyma. Hadi bitirelim hanımlar beyler. Bendeniz şey diyorsun değil mi? Sponsor. Öpüşün barışın. Aa tabii. Tangayı mı sormadık? Öğretmenle iyi arkadaş oluruz. Allah yüzeyseli. Tangayı sormadın. Azıcık da südyen sor. Soracağım. Ben öyle eyvallah yüklenirim ama en çok da seni severim. Vallahi baba gibiyim ben. Sen doydun mu ben de doyarım. Önce onu bil. Ne diyorum acaba şu an? Hocam, Pınar için tangayla Fatih sokaklarında koşar mısın? Oh, çok iddialı. Bence koşarım. Daha önceden bir karda, kışta, arabası takıldığında tangayla koşmuştum değil tabii. Hani... Güzel saldı ya, değil mi? Daha önceden Mesut Bey... Hani bir böyle mesafe kat edip böyle ittire kaktıra arabayı çıkartmıştım vesaire var. Yani Pınar'ın yardıma ihtiyacı varsa veya yapmam tangayla gerekiyorsa... Oğlum arabayı itmekle tangayla koşmak arasında ne gibi bir bağlantı olabilir? Bırak. Tangayla koşmamı niye istiyor? Delirmiş. Hayır onun için yani. Öyle bir diyor ki bir anımız olsun hayatta. Bunu diyor çocuklarımıza izletiriz. Babalarına utansınlar istiyorum diyor. Sebebini sorgulamadan o istiyor diye tangayla koşar mısın? O istiyor diye birçok şey yaparım ama tangayla koşar mıyım çok zor. Koşar mı sence? Yok koşmaz. Rahatladın mı tanga? Öyle yaptım. Paramın karşılığını aldım. Her bölümün sonunda olduğu gibi öp şu barışın. Alkışlarla! Ne oluyor ya? Ne yaptı? Dili dudaklamamışlar. Ne oldu? Tükürük siliyor biri öbürü burnunu bir şeyler yapıyor. İki dakika buraya döndüm. Burada ne oldu? Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre, evimdeki psikolog.com'un sunduğu ilişki testi alkışlarla sona eriyor. Bay bay. Görüşürüz. Arkadaşlar ayaklarınıza sağlık. Harika vakit geçirdik. Görüşürüz. Bay bay.